%50 bir arayış içine girdi ve sistemin içinde değil bu arayış, sistem dışında. İşte Türkiye'nin anketi bu. Türkiye köklü büyük bir değişikliğe gidiyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çıkış yolu programında konuştu. Saros Araştırma Şirketi'nin yaptığı son anketi değerlendiren Perinçek, sistem dışı seçenek arayanlarının oranının %50'ye dayandığına dikkat çekti. Türkiye'nin yarısı Biden ittifakında, yani Cumhuriyet Halk Partisi merkezli Millet İttifakı'nda da çözüm yok. Beklentim yok. Oradan Cumhur İttifakı'nda da çözüm yok. Cumhur İttifakı %27,8, 28 diyelim. Öbürü de %24. Ama toplumun %47'si diyor ki buralarda çözüm yok. Hiçbiri diyor. %47,1'in çözüm için sistem dışına çıktığını belirten Vatan Partisi lideri, onların kararsız değil, tam tersine kararlı bir kesim olduğunu kaydetti. Orası Vatan Partisi'nin potansiyel oylarının en anlamlı kesimi. Yani Vatan Partisi'nin öncelikle kazanmakta olduğu ve kazanacağı kesim. Üretim devrimi ile ve güvenlikteki sistem karşıtı politikalarıyla o kesimle buluşuyor. Yani o hiçbiri diyen kesim bakıyor. Biden ittifakı zaten Atlantik sistemin içinde. Cumhur İttifakı ise zaten bu mevcut durumun sorumlusu. Onun için oralarda çözüm düşünmüyor. Bu sistem dışı kim var? Vatan Partisi'nden başka bir parti yok. Ona doğru bir yöneliş var. AK Parti'nin artık bu sorunları çözemeyeceğini gören AK Parti tabanındaki kesim Vatan Partisi'ne katılıyor. Hangi sorunlar onlar? Türkiye'nin sorunları, ekonomi mesela? Sorunu, güvenlik sorunu, terörle mücadele sorunu. En başta ekonomi sorunu. Daha çok ekonomi sorunu. İktidarda AK Parti olduğu için AK Parti'den çözülme ve kopma var. Türkiye'nin en önemli sorununu hangi parti çözebilir sorusuna hiçbiri yanıtını veren %47,1'in çözüm için Vatan Partisi'ne yöneldiğini de ifade etti. Orası Vatan Partisi'nin potansiyel oylarının en anlamlı kesimi. Yani Vatan Partisi'nin öncelikle kazanmakta olduğu ve kazanacağı kesim. Üretim devrimi ile ve güvenlikteki sistem karşıtı politikalarıyla o kesimle buluşuyor. Yani o hiçbiri diyen kesim bakıyor. Biden ittifakı zaten Atlantik sistemin içinde. Cumhur İttifakı ise zaten bu mevcut durumun sorumlusu. Onun için oralarda çözüm düşünmüyor. Bu sistem dışı kim var? Vatan Partisi'nden başka bir parti yok. Ona doğru bir yöneliş var. Türkiye'nin önünde büyük zorluklar olduğunu söyleyen Vatan Partisi lideri, partisinin programı üzerinden çözüme işaret etti. Gerçekten bu millete bağlı, bu halka bağlı ve Türkiye'nin kurtuluşu için kendini adamış olan bir devlet adamının bu halka söyleyeceği ilk cümle, önümüzde zorluklar var ey Türk milleti. Ama bu zorluklardan tarihsel birikimimizde, bugünkü birikimimizde Vatan Partisi önderliğinde Türk milletinin büyük gayreti ve kararlılığıyla aşacağız. Vatan Partisi ne diyor? Tasarruf, yatırım, istihdam, üretim, hakça bölüşüm. Vatan Partisi'nin toplumda yer edindiğini de ifade etti Perinçek. Vatan Partisi Genel Başkanı'nın %29,1 ile en yukarıda olması deminki tabloyla bağlantılı. Yani hiçbiri diyorlar ve sistem dışı arayış var. Vatan Partisi'nin toplumda yavaş yavaş bir yer ettiğini ve çözümün önderi konumuna adım adım yerleşmekte olduğunu gösteriyor. Türkiye Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu'yla anlaşmasına rağmen şekerlerini alamayan arıcıların sorunları da çıkış yolu programında konuşuldu. Üreticilerin bağlandığı programa yüzlerce mesaj geldi. Bütün üreticilerimizden para topladı. Bu parayı genel merkeze Mustafa Sarıoğlu Federasyon hesabına biz gönderdik. 7 ay içerisinde, bir hafta içerisinde bu şekeri gönderecek. Bahar dönemi besleme şekeri başlığı altında çuval bası 50 kilogramlık toz şeker karşılığını 400 liradan anlaştık. Toplanan paralar Ankara Federasyonu'nun merkez hesabına aktarıldı. 7,5-8 aydır şeker bugün gelecek, yarın gelecek, ertesi gün gelecek diye diye şu anda son bahara girmiş bulunmaktayız. Bu bahar beslemesi başlığı altında bize dönemde tedarik edilmesi gereken şeker tedarik edilmediği için benim kendi üretimim %50 oranında düşüş yaşadı. Buna ilaveten arılarda gelişimsel aksaklıklar yaşandı. Sabah gazetesinin yaptığı habere tepki gösteren Perinçek, bütün arıcılara kefilim diyerek yanlarında olduğunu söyledi. Türkiye'deki bal üreticileri, arıcılar ki bunlar on binler hatta yüz binlerce insandır. Bunlar tertemiz insanlar ve bunların temizliği, Türkiye vatanımıza bağlılığı, teröre karşı
kararlı tavırları konusunda ben kefilim, onlarla beraberim. Bunlara terörist diyenlerin karşısındayım. Yarın Sabah gazetesini de arayacağım. Onların genel yayın yönetmenleriyle de konuşacağım. Bu haberi kesinlikle düzeltmeleri için de çalışmaları yapacağım. Ama şunu söyleyeyim, bu arkadaşların hepsine kefilim ben. Bu arıcıların hepsine kefilim ve dolandırıcıların da karşısındayım. Dolandırıcıların yanında olanlar utansın. Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının ABD'nin bölme ve kaos planına hizmet için atılan bir adım olduğuna dikkat çekti. Ve burada bir sorun yok, talep yok. Peki niçin Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey getiriyor ve tekrar ortalıkta bir gerginlik yaratmaya çalışıyor? İşte o da aynı Kur'an yakanlar gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de bölme, ondan sonra gerginlik yaratma, kaos planına hizmet amacıyla. Başka hiçbir izahı yok bunun. Ama zaten Biden onlara o görevi verdi.